Herkese selam. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel kavramlarda tam sayılarda kalmıştık. Bu dersimizde de tam sayıları işleyeceğiz. Yaklaşık 4 soru tipi var. 4'ünü de göreceğiz. dördünden de 4 soru tipinden de bayağı bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Bundan önce neyi görmüştük? Temel kavramlara giriş yapmıştık. Rakam nedir? Rakamla ilgili sorulara bakmıştık ve doğal sayılarla ilgili sorulara bakmıştık. Şimdi. E, işleyeceğimiz konu tam sayılar arkadaşlar tam sayı şimdi sayı doğrusunu düşündüğümüzde sayı doğrusunun merkezinde eğer sıfırı düşünürsek sağ tarafa doğru pozitif sayılar artı sonsuza kadar gider sol tarafa doğru da negatif sayılar eksi sonsuza kadar gider arkadaşlar Pozitif sayıları biz Z artı ile gösteririz negatif sayıları da Z eksi ile gösteririz Z dediğimiz, tam sayılar kümesinin sembolüdür arkadaşlar. O zaman tam sayı dediğimiz zaman neyi düşüneceğiz? Hocam hem pozitif sayıları düşüneceğiz ama mesela pozitif sayıları düşüneceğiz derken 3,4'ü düşünmeyeceğiz. Tam bir sayı olacak virgüllü olmayacak adı üstünde tam sayı 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde. Aynı zamanda negatif sayıları düşüneceğiz ve kimi düşüneceğiz sıfırı düşüneceğiz arkadaşlar. Unutmayın sıfırda bir tam sayıdır. Peki hocam sıfır e, z artının içerisinde mi z eksinin içerisinde mi? Sıfır ikisinin de içerisinde değil arkadaşlar. Sıfır nötr. Demek ki ben tam sayılar kümesini nasıl yazabilirim? Negatif tam sayılar birleşim. Bunu kümelerde göreceğiz arkadaşlar. Birleşim demektir. Yani e, iki kümeyi e, bir araya getir manasında düşünebilirsiniz. İki kümeyi birleştir. Negatif tam sayılar birleşim sıfır birleşim pozitif tam sayılar. Bu üç kümeyi düşündüğümüzde bize tam sayılar kümesini vermiş olacak. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sıfırdan sağa doğru gittiğimizde 1, 2, 3, 4 sayı artıyor. Gördüğünüz gibi yani sıfırdan uzaklaştıkça pozitif tarafa doğru gittiğimizde sayı artıyor değil mi? Ama negatif tarafta düşündüğümüzde sıfırdan uzaklaştıkça arkadaşlar sayı küçülür. Yani eksi 1 eksi 2'den daha büyüktür. Eksi 2, eksi 3'den daha büyüktür. Eksi 3, eksi 4'ten daha büyüktür arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Hocam sağ sol diye düşünmeyelim. Ee, direkt sayı doğrusunun kendisini bir bütün diye düşünelim. Her zaman sağa doğru gidersem ee, değerim büyür. Bakın, eksi 4, sağa doğru gittim, eksi 3, eksi 3, eksi 4'ten daha büyük. Sağa doğru gittim, eksi 2, eksi 1'den daha büyük. Eksi 1 eksi 2'den daha büyük. 0 eksi 1'den daha büyük. 1 sıfırdan daha büyük. Bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Ne diyor? Diyor ki iki basamaklı. iki basamaklı tamam. Mesela bu tarz sorularda hemen şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 basamaklı dediği için AB. iki basamaklı sayısı. Birbirinden farklı 3 negatif tam sayının toplamı en çok kaçtır? 2 basamaklı olacak. Bu iki basamaklı sayılar birbirinden farklı olacak, bakın birbirinden farklı olacak ama dikkat edin rakamları birbirinden farklı dememiş yani rakamlar aynı olabilir. 3 negatif tam sayının toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu. Az önce burada büyüklük küçüklük durumunu anlatmıştım. Şimdi negatif diyor arkadaşlar. Negatif iki basamaklı en büyük tam sayı kaçtır? Önce bunu sorgulamamız gerekiyor. Tabii ki eksi 10. Eksi 99 diyemezsiniz. Çünkü biz ne demiştik hocam? Negatif sayılarda e, mutlak değerce büyüdükçe yani eksiği görmeyin sayı büyüdükçe küçülür. Eksi 99 buradadır. Eksi 10 buradadır. Eksi 10 eksi 99'dan daha büyüktür. İki basamaklı birbirinden farklı 3 negatif tam sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi eksi 10 tamam. E hocam ikinci sayıyı da eksi 10 seçeyim. Üçüncü sayıyı da eksi 10 seçeyim. Seçemem. Çünkü birbirinden farklı demiş. O zaman bunu eksi 11 seçerim. Bunu da eksi 12 seçerim. Bu üçünü topladığımız zaman eksi 33 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Bu soruya bakalım. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı ile. Hmm, buraya kadar bir duralım bir bunu yazalım. İki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak, en küçük tam sayı olacak. Şimdi düşünüyorum. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı nedir? Eksi 99'dur. Öyle değil mi? Şimdi bir kere. Burada öğrenci hemen pozitif sayıları düşünüyor ve 10 diyor. Hayır burada bize pozitif negatif dememiş tam sayı demiş. Tam sayı diyorsa neyi düşüneceğim? Hem pozitif sayıları düşüneceğim hem negatif sayıları düşüneceğim. En küçük dediği için hemen negatif sayılara yöneliyorum. 2 basamaklı en küçük tam sayı nedir? Eksi 99'dur. Bu sayı ile 3 basamaklı rakamları farklı. Ha pardon bakın burada bir şey yanlış yazdım. İki basamaklı rakamları farklı demiş. Eksi 99'un rakamları aynı. O zaman eksi 98 alırım. Üç basamaklı rakamları farklı. En küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Şimdi pozitif tam sayı diyor. Üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı yazalım. 100. Bunu alabilir miyim? Alamam. Çünkü rakamları farklı demiş. 101 yine alamam. Birler aynı. O zaman 102. Bu ikisinin toplamı soruyor. Eksi 98 ile 102'yi topladığımızda cevabımız 4 deriz. Buraya bakalım. Yine birinci soru tipinin üçüncü sorusunu çözüyoruz arkadaşlar. Hala birinci soru tipindeyiz şu anda. Sol taraftan takip edebilirsiniz. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Şimdi düşünüyorum diyorum ki hocam negatif sayılarda e, sıfıra yaklaştıkça değer büyür. Sıfır burada olsun. 3 basamaklı en büyük sayı kaç olacak o zaman? Eksi 100 olacak. Doğru mu? 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı ile 2 basamaklı en büyük tam sayının toplamı kaçtır? Bakın 2 basamaklı en büyük tam sayı demiş. Pozitif negatif dememiş. O zaman pozitif düşüneceğim. Yani 99 olacak. 99'da eksi 100'ü toplarsam da eksi 1 benim cevabım olacak arkadaşlar. Evet. Birinci soru tipini bitirdik. Şimdi ikinci soru tarzına bakalım. İkinci soru tarzı şöyle oluşuyor arkadaşlar. Ee, mesela birinci soruya bakalım. Toplamları 13 olan iki tam sayının birinci tam sayı ikinci tam sayı olsun. Bunların toplamları 13'müş. Okuduğumu yazıyorum. İki tam sayının çarpımının en büyük değeri kaçtır? He, yani bize iki tam sayının toplamını vermiş çarpımının en büyük değerini soruyor. Şimdi burada da mantığımız şu olacak arkadaşlar. Bize de şunu soruyor yani. Maksimum A çarpı B nedir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam a artı b 13 mü? Evet. O zaman burada mesela a'yı seçeceksiniz ve a'nın alabileceği en küçük değeri bulacaksınız. A'nın alabileceği en küçük değer neyi pozitif sayılar olarak düşünelim, ee, bir verebilirim, değil mi? B ne olur? 12 olur. A bir sonraki değeri nedir? 2'dir. B nedir? 11'dir. Doğru mu? Şimdi bize neyi soruyor? Bize diyor ki çarpımının en büyük değeri kaçtır? O zaman bakayım. 1'e 12 seçtiğimde çarpım ne? 12. 2'ye 11 seçtiğimde çarpım ne? 22. Aa bir şey dikkatimi çekti. Ne? Hocam sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyüyor. Değil mi? O zaman birbirine en yakın iki sayının toplamı 13. Bunu elde etmeliyim. Tabii ki 6 ile 7. Değil mi? 6 ile 7'nin toplamı 13'tür. Bu ikisini çarparsam 42'yi elde etmiş olurum. Şimdi bakın, ben size burada bir ezber öğretmedim. Bunun ezberi şudur: e, toplamı verilen verilen iki sayının toplamı verilen iki sayının çarpımlarının maksimum değeri istenirse birbirine en yakın iki sayı seçilir. Ama bu tamamen bir ezberdir ve gereksizdir. E, çok fazla şey öğreneceğiniz için şu an daha yolun başındayız. E, bunu da ezberlemenin mantığı yok arkadaşlar. Çözüm mantığımız budur. Yazarız, gidişatı görürüz, kuralı anlarız, deriz ki hocam bu iki sayının birbirine en yakın olması gerekir. O zaman 6'ya 7, 7 seçerim. Cevabım da 42 olur. İkinci soru. Birbirinden farklı iki pozitif tam sayının toplamı 19'dur. Birinci, ikinci pozitif tam sayı. Bu ikisinin toplamı 19'muş. Bu sayıların çarpımı en az kaçtır? Hmm. bakın çarpım diyor en az kaçtır diyor. iki tane pozitif tam sayı. Şimdi aynı mantığı düşünüyorum yine. Buna 1 veriyorum. Buna 18 veriyorum. Buna 2 veriyorum. Buna 10 7 veriyorum. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Şunu yapmadım dikkatinizi çektiyse. Hocam gidelim işte A'ya direkt 5 verelim. B'ye 14 verelim. Ortadan başlamıyorum. En küçük sayıdan başlıyorum. Yani birden başlıyorum. Çünkü bir düzeni, bir kuralı görmem gerekiyor. Bu ikisinin çarpımı nedir? 18. Bu ikisinin çarpımı nedir? 34. Ha, bana neyi soruyor? çarpımı en az kaçtır? Hocam bu iki sayı birbirine yaklaştıkça çarpım büyüyor. O zaman birbirine en uzak olanı seçmeliyim. Yani 1'e 18 seçmeliyim. Bu ikisinin çarpımı da 18'dir. Cevabım Adana'dır derim. Devam. Birbirinden farklı üç pozitif tam sayının toplamı 30'dur. A artı B artı C 30. Bu sayıların çarpımının en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada da bakın az önce iki sayı üzerinden soruları çözüyorduk. Burada 3 sayı üzerinden karşımıza geldi. Ama biz bunu yine 2 sayıya indirgeyeceğiz. Yani diyeceğiz ki hocam 3 birbirinden farklı. 3 pozitif tam sayının toplamı 30. Bu sayıların çarpımının en küçük değerini soruyorsam. Şöyle düşünelim. Şunu 1, şunu 1 düşünelim. Biz ne demiştik? Çarpımının minimum olması için birbirine en uzak seçmeliyiz. Bir önceki soruda konuştuğumuz için bunu direkt söyleyebilirim. şimdi. O zaman buraya 29. Burayı da 20 düzeltiyorum. Burayı 1, burayı da 29 seçiyorum. Şimdi devam edelim. Ee, yine diyorum ki ya arkadaş B artı C. Buradan ikisinin toplamı 29 ama ben B'nin ve C'nin çarpımının sonuçta ben A çarpı B çarpı C'yi alıyorum ya. B çarpı C'nin de minimum olmasını istiyorum. O zaman B'yi 1 seçerim. C'yi 28 seçerim. Doğru mu? Çünkü toplamları 29'dur. Ha, o zaman 1, 1, 28. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü birbirinden farklı demiş. O zaman diyorum ki hocam B'yi 2 seçeyim. Bunu 26 seçeyim. Yani 1, 2, 26. Çarptığımız zaman da 52, 46, 52 bizim cevabımız olacak. Bir yerde hata yaptık. Nerede hata yaptık? Bir saniye. 2, Burası 27 yapar arkadaşlar. Düzeltiyorum. Burası 27 yapar. 2 ile 27'yi çarparsak da 54 bizim cevabımız olacak. Devam. Çarpımları. Şimdi 3. soru tipine geçtik arkadaşlar. Bakın 1. soru tipi ile ilgili 3 soru çözdük. 2. soru tipi ile 3 soru çözdük. Şimdi 3. soru tipine geçtik. Çarpımları. Bu sefer bize çarpımlarını veriyor. Dikkat edin. A çarpı B'yi veriyor. 42 olan. İki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? Ha, minimum a artı b. Bize bunu soruyor. Önceki soruda neyi soruyordu? Toplamlarını verip çarpımları ile ilgili soruyordu. Şimdi çarpımlarını vermiş toplamlarını soruyor. Şimdi düşünüyorum. İki pozitif tam sayı demiş. Çarpımları 42. Kaça kaç olabilir? Hocam bu 1'dir. Bu 42'dir. Değil mi? Ya da bu 2'dir. Bu 21'dir. Bakın dikkatinizi çektiyse en küçük sayıdan başlayıp sırayla arttırıyorum. Daha sonra bu 3'tür, bu 14'tür. Böyle gider. Hepsini yazmayacağız. Gidişatı göreceğiz. Bize neyi soruyor? Toplamı en az kaçtır? Topladım 43. Topladım 22. Ha, hocam bakın sayılar birbirine yaklaştıkça toplamın değeri küçülüyor. O zaman bunları birbirine en yakın iki sayı olarak seçmeliyim. Yani 6'ya 7. Toplarsam da 13. Benim cevabım olur arkadaşlar. Evet. Bu soruya baktığımızda arkadaşlar ne diyor? A ve B tam sayılardır diyor. A çarpı B 12'dir diyor. Tamam. A çarpı B 12. Olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi A artı B toplamı en az kaçtır? Şimdi ee, bakın bunlar tam sayı değil mi? İki tane tam sayının çarpımı 12'yi vermiş. Şimdi şöyle düşünelim. Dört e, işlemler konusunda bunu e, konuşmuştuk. İki sayının çarpımı 12 ise yani pozitifse bu iki sayı artı artı olabilir ya da eksi eksi olabilir. Doğru mu? Bakın ben neyi arıyorum? A artı B'nin en az değerini arıyorum. Minimum değerini arıyorum. O zaman bu ikisinin toplamı pozitiftir. Bu ikisinin toplamı negatiftir. O zaman mantıken düşündüğümde benim A sayısını ve B sayısını nasıl sayılar seçmem gerekiyor? Negatif sayılar seçmem gerekiyor. O zaman A çarpı B eşittir 12. Şimdi düşünelim. A eksi 1 ise B kaç olabilir? Eksi 12 olabilir. A eksi 2 ise B kaç olabilir? Eksi 6 olabilir. Doğru mu? Bu şekilde gider. Şimdi bunu topladığımızda nedir? Eksi 13'tür. Bunu topladığımızda nedir? Eksi 8'dir. Şimdi mantıken bakalım. Yani gidişata bakalım. Burada ne var? Eksi 13 var. Burada ne var? Eksi 8 var. Yani sayılar birbirine yaklaştıkça benim toplam değerim büyüyor. Eksi 8, eksi 13'ten daha büyüktür. Bize en az kaçtır diyor. O zaman eksi 13 benim cevabımdır. Yani birbirine en uzak iki sayıyı seçmem gerekir. Eksi 1 ile eksi 12'yi seçerim. Eksi 1 ile eksi 12'yi seçtiğimde toplamları eksi 13 en küçük değer olur arkadaşlar. Bu soruya bakalım. A ve B tam sayı demiş. A çarpı B'nin 35 olduğunu vermiş. A artı B toplamı en çok kaçtır diyor. Bakın bu sefer en çok diyor. O zaman sayıları nasıl düşünmeliyim? Pozitif düşünmeliyim değil mi? Toplamları çünkü maksimum olsun istiyorum. 1'e 35 seçebilirim. E, 2 ile olmaz, 3 ile, 4 ile olmaz, 5 ile olmaz. 5'e 7 seçebilirim. Doğru mu? Bu şekilde gider. Bu ikisinin toplamı nedir? 36. Bu ikisinin toplamı nedir? 12. Hocam bakın birbirine yaklaştıkça sayılar toplam küçüldü. O zaman birbirine en uzak olanı seçmeliyim. Cevabım 36 derim. Evet şimdi gelelim dördüncü soru tipine. Önemli bir soru tipidir. E, genelde üniversitelerin sevdiği bir soru tipidir arkadaşlar. Bu sefer işin içerisine kat sayılar giriyor. Bakın 3A burada 3 işin içerisine girmiş. Şimdi A ve B pozitif tam sayı demiş. Tamam eşitliğini sağlayan kaç tane B değeri vardır? Şimdi mantığımız yine aynı olacak arkadaşlar. Bakın 3A artı B eşittir 18 değil mi? Şimdi burada size bir şey öğreteceğim. İyi dinleyin. Yine şunu yapıyorum. Diyorum ki arkadaş A'nın alabileceği en küçük değeri bulayım. A'ya 1 versem, A'ya 1 versem, burası 3 yapar, B 15 yapar. Doğru mu? Daha sonra şimdi şunu düşünmem gerekiyor. A'nın alabileceği bir sonraki değer nedir? E, 2 versem A'ya, 2 kere 3, 6, B 12 olur. Doğru mu? Sonra 3 versem, 4 versem, 5 versem, her defasında böyle tek tek düşünmeniz gerek yok. Bunun mantığı nedir biliyor musunuz? Bunun mantığı şudur. Şimdi siz A'nın ilk değerini buldunuz. En küçük değerini. Doğal olarak A en küçük değerini alınca B de en büyük değerini almış oldu. Değil mi? Bundan sonraki sayıları bulmanın mantığı şudur arkadaşlar. 15 en büyük sayı B'nin alabileceği. Doğal olarak 15 azalmaya başlayacak. Peki ne kadar azalacak? Diğer sayının kat sayısı kadar azalacak. 15. 3 çıkar. 12. A 1'de alabileceği en küçük değerdi. De. A artacak. Peki ne kadar artacak? Diğer sayının kat sayısı kadar artacak. Yani birer birer artacak. Bakın A 1 artmış. B 3 azalmış. A 1 artacak. B 3 azalacak. 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 Böyle gider. Ama hocam böyle sonsuza kadar gidecek miyiz? Hayır. Niye? A ve B pozitif tam sayılardır demiş. B sıfır olabilir mi? Olamaz. O zaman gitti. Burada kalırım. İşte alabilecekleri değerler bunlardır arkadaşlar. Bazen sorularda şunu sorar. A'nın ve B'nin alabileceği, işte A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Yani şunları toplamanız gerekir komple. B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Ya da bakın kaç tane B değeri vardır? Kaç tane B değeri var? 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. Mantığımız bu. Bir sonraki sorumuza bakalım. X ve Y pozitif tam sayılar. Bakın aynı mantık. Yine katsayılar işin içerisine girmiş. 4X artı 7Y eşittir 60. Gözümüz korkmayacak. Mantığımız belli. Önce X'i veya Y'yi herhangi birini seçin. X önde olduğu için ben X'i seçiyorum. X'in alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışıyorum. X yerine 1 versem 4. 4'ü attım karşıya 56. 56 7'ye tam bölünür mü? Bölünür. 8 kere. Yani x 1 ise Y8'dir. Önemli olan bu ilk değeri bulmak. X1 olduğunda X'e 1 verdiğinde Y tam sayı çıkmasaydı 2 verip deneyecektim. 3 verip deneyecektim. Bu kadar. Bundan sonra tek tek denemeye gerek yok. Kat sayıları kullanacağım. Bu ne olacak? 7 artacak. 8 olacak. Bu ne olacak? 4 azalacak. 4 olacak. Doğru mu? Bakın bu artı 7 artacak. Bu eksi 4 azalacak. Kat sayıları kullanıyorum. 7 artacak. 15 olacak. 4 azalacak 0 olacak. Ama hocam bir dakika pozitif tam sayılar demiş. O zaman bunu alamam. Gitti. X'ye çarpımı en çok kaç olabilir? 8 kere 1 8. 8 kere 4 32. En çok kaç oldu? 32 oldu. Cevabımız edilene deriz arkadaşlar. Evet bir sonraki soru. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. 5A artı 2B eşittir 50. Eşitliğini sağlayan en büyük B değeri kaçtır? Bakın. Yine aynı mantık. Katsayılar işin içine girmiş. Hemen bakalım. B'ye 1 versem B'ye 1 versem karşıya attığımda 45 2'ye tam bölünmez. 2 versem düzeltiyorum B değil A'ya. A'ya 2 versem 10 yapar. Karşıya attığım 40 B 20 olur. Tamam bitti. Bundan sonra ne olacak? Bu artı 2 olarak artacak. Bu eksi 5 olarak azalacak değil mi? 4 olacak. 15 olacak. 6 olacak. 10 olacak. 8 olacak. 5 olacak. 10 olacak, 0 olacak. Ama bakın pozitif tam sayılar demiş. Buraya kadar gelirim. Buradan sonrasını alamam çünkü 0 pozitif tam sayı değildir. En büyük b değeri kaçtır? En büyük b değeri kaçtır arkadaşlar? 20'dir. Benim cevabım olacak. Şunu da söyleyeyim. Mesela bu soruda böyle komple hepsini yazmaya gerek yok. Çünkü biz zaten a'nın en küçük değerini bulup b'nin en büyük değerini bulmuş olmuyor muyduk? Bunu zaten konuşmuştuk. Ama ben burada niye uzun uzadıya çözdüm? Mantık tam olarak yerine otursun diye. Yoksa bu soruda B'nin en büyük değerini soruyor. O zaman A'nın en küçük değerini bulurum. A'nın en küçük değerini bulduğunda B'nin en büyük değerini bulmuş olurum. Cevabım 20'dir derim. Zaten gidişatı baktığınızda küçülüyor. Azalmaya başlıyor arkadaşlar. Evet tam sayılar konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde pozitiflik negatiflik yani pozitif sayılar negatif sayılar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Önemli bir konudur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.